Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün kalıcı makyaj ve güzellikten bahsedeceğiz. Konuğumuz kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı Rabia Alparslan. Hoş geldiniz Rabia Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Gün yorgunluğu. Bugün geldim yolda. Süper. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Rabia Alparslan ben. Yaklaşık 5-6 senedir bu sektörde hizmet veriyorum. Bunun öncesinde de yine aynı şekilde resimle haşır neşirdim. Yine kadınların portrelerini çiziyordum. Başka tür alanda yağlı boya tablolarla, renklerle, çizimlerle uğraşıyordum yıllar öncesinde ve çok uzunca yıllarda devam ettirdim. Yine onunla birlikte kamuda görev yaptım. Uzunca bir sürede kamuda çalıştım. Yani ve en sonunda en sevdiğim alanda kaldım. Çok mutlu olduğum bir alandayım. Ve insanların sevdiği işi yaparken para kazanabilmeleri de çok keyifli gerçekten. Harika. O zaman ressam kimliğiniz de var. Bu kimliğinizin işinize katkısı nedir? Evet, az önce de belirttiğim gibi. Şimdi bizim işimiz, özellikle kalıcı makyaj, benim kendi alanım. Bizzat da yapıyorum, çalışıyorum. Ve çizgi, renk, şekil, desen işidir kalıcı makyaj. Cilde uygun, kaşa, dudağa uygun renkleri seçmek, ona uygun çizimi yapmak ve onu sırıtmadan daha en doğal şekliyle yüzde harmanlamak resimde çok benzeşen bir şey. Hatta bu işi yapan kişilerin çizim ve renk bilgisi biliyor olmaları işlerine çok ciddi katkı sağlar. Sadece bana değil. Harika. Peki kalıcı makyaj uygulaması herkeste aynı etkiyi gösterir mi? Bir kere herkesi güzelleştirir. Doğal bir güzellik sağlar. Ama herkes de aynı güzellikte ve doğallıkta olur mu? Hayır. Yani bunun için cilt yapınızın, yaşınızın, kaşlar için söyleyecek olursak kıl tipinizin, renginizin, dudaklarınızın dolgunluğunun, gençliğinin, gerginliğinin, özellikle gözlerde göz ve kaş arasındaki göz kapağı düşüklüğünün olmaması eyeliner uygulamasının başarısını destekler. Bunların hepsi bir araya geldiğinde işlemin başarısı belli olur. Ama herkeste bir güzelleşme olur. Örnek vereyim bununla ilgili. İnce telli, kumral bir cildiniz var, kuru bir cildiniz var ve genç bir hanımefendisiniz. Şimdi onun işlemi o kadar doğal çıkar ki hiç kimse anlamaz neredeyse. Tersine gelelim. İnce, simsiyah bir kaşınız var ve böyle kıl gibi ortada. Onu da genişletmek istiyoruz. Ve o koyuluğu ciltle harmanlamamız lazım. Bunu doğallaştırmak çok zor bir işlem. Yani o zaman da biraz doğallıktan feragat etmemiz lazım. Yani işin başarısında kişinin kendi donelerinin çok önemi var. Kesinlikle. Peki kalıcı makyajda nelere dikkat etmeliyiz? Kalıcı makyajda kendinize uygun mu değil mi? Önce onu kendinizin tespit etmesi ve ikna edilmeye beklememek. Buna hazır olmak. Ve gelirken soru işaretlerini mümkün oldukça araştırıp gelerek bir dikkat etmek lazım. Bu en baş aşama. Sonra uzmanın fikrine önem vermek lazım. Çok böyle çılgınca şeyler istememek lazım. Yani aslında en güzeli insanların kendi, kaş için bahsediyorum, kıl haritalarına sadık kalmaktır. Onlarla birlikte çalıştığımızda kişi kendine yabancılaşmadan çok güzel bir işlem çıkar ve uzmanın fikrine önem vermek lazım. Bir şeyi araştırmak kişinin kendi sorumluluğundadır. Her şeyi karşı tarafın bilgilendirmesini beklememek lazım. Bunları bilmek, öğrenmek ve öyle gelmek lazım. Bakımına çok önem vermek lazım. Yani işlemden sonra bakım aşamasındaki ihmaller işlemin kalitesini bozar. Kesinlikle. O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Ve gerçekten uygun olup olmadığına, herkes uygun değil bu işlem. Uygun olmayan bir kalem var. O çok böyle uzun bir konu. Uygun olup olmadığında yine uzmanıyla konuşarak bu bana uygun mu diye fikir alarak yola çıkması lazım. Pekala, biraz microblading'e girelim. Her cilde uygulanır mı ve zararı var mı? Her cilde elbette ki hiçbir kalıcı makyaj işlemi için gerek microblading gerek mikropigmentasyon her cilde uygulanmaz elbette. Bunun kriterleri vardır. Yani çok egzamalı ve problemli ciltlerde, kemoterapi hastalarında, ağır şeker hastalarında, cildinde yapılacak bölgede sivilcesi çok yoğun olan, uçuğu çok yoğun olan kişi. Yani o alanda uygulanamaz elbette ki. Bunun microblading veya mikropigmentasyon yöntemiyle
bir alakası yok. Yani kalıcı makyaj uygulanır mı uygulanmaz mı şeklinde soruyu aldım ben şimdi sizden. Mesela microblading ile ilgili çok fazla şehir efsanesi dönüyor. Bunu da uzmanlar bağıra bağıra söylüyorlar. Microblading scar oluşturur. Microblading çizgiler derinleşir ve bir yıl sonra oralarda jiletle çizmiş gibi izler kalır. Bunlar mesela microblading ile ilgili bir kabus, bir korku yaratıyor. Hemen onu aslında ben anlatayım. Birçok kişi bunu öğrenmek istiyordur eminim. Microblading işlemi de yani küçük mikro iğnelerin yan yana gelmesiyle ve manuel bir işlem. O mikro iğneler yan yana gelir, herhangi bir cihaza takılmaksızın bir kalem yardımıyla manuel olarak tek tek kıl efektlerinin elinizde çizilmesidir. Hı hı. Ve o pigmentin de çizilen derinlik bölgesinde cilt altına zerk edilmesidir. Microblading işlemi bu. Peki bir de bunun mikropigmentasyon var. Kontür dedikleri, pudralama dedikleri, cihazla kıl tekniği dedikleri alan, o da cihazla çalışır. Cihazın ucuna bir iğne takarsın. İğne vibrasyonlu bir makineden saniyede işte ayarına göre çok hızlı bir şekilde cilde girip çıkarak oraya bir pigment zerk eder. Hı hı. Bu da mikropigmentasyondur. Microblading işlemindeki basınç çok önemli. Eğer basıyı yüzeyde bırakıp doğru noktaya verirseniz pigmentiniz yayılmaz, dağılmaz. Cilde asla bir zararı olmaz. Minimal bir çizimdir ve bir yıl, bir buçuk yıl sonra tekrar edilebilir. Hı hı. Şunu diyebilirsiniz. 3 yıl üst üste microblading yaptırdım. 4. yıl bir mikropigmentasyona geçin tabii. Yani bir cilt farklı bir uygulama görsün. Hı hı. Aynı komplikasyon mesela mikropigmentasyonda da geçerli cihazla yapılan işlemde. Cihazla da çalışırken eğer cildin çok alt dokusuna bırakırsanız pigmenti, derinliğiniz ayarlayamazsanız yağ dokusunda yayılır, morarır yani pigment. Her birinin kendi adına riskleri vardır. Önemli olan doğru uygulamak. Yani her ikisi de kendi adına risk barındırır. Hı hı. Doğru uygulandıktan sonra risksizdir. Peki eyeliner riskli bir uygulama mı? Kalıcı eyeliner? Elbette ki. Yani şimdi dudak renklendirmede kendi adına riskli. Yani öyle ki hani nasıl diyeyim, bir iğne yaptırmak da riskli. Hani risk derken neyden bahsediyoruz, o önemli. Yok, yolda yürümek de riskli yani, düşebilirsiniz bir şekilde. Kalıcı eyeliner uygulamasında göz kapağın elastikiyeti çok önemli. Çünkü işlem yapılırken deri çok gerilerek çalışılır. Yani o kadar gerdirirsiniz ki deriyi parmaklarınızın arasında. Cihaz o bölgede gidip gelirken deri ondan sonra bırakılır. Sizin elastikiyetiniz artık yok olmuşsa, çok ciddi bir, yani sıkı 50 yaş üstüyseniz vesaire, böyle bir durumda eyeliner uygulamasını önermiyorum. Çünkü işlem yaptığımız zaman deriye gireceğiz, çizeceğiz. Bırakınca davulun patladığı ve büzüştüğü gibi düşünün. Yaptığınız o efekt öylece kalmayacak. Toparlanacak, büzüşecek, ne şekli doğru düzgün istediğim gibi çıkacak. Ne de formu, ne de yoğunluğu. Hı hı. O yüzden eyeliner uygulamasının riski uzmanına göredir. Uzmanınızın fikrini kesinlikle dikkate alın. Hani çok sevdalısınız biliyorum eyeliner çekenler. Her gün sabah çekiyorum, uğraşıyorum, eşitleyemiyorum. Hı hı. Bir sürü de vaktim gidiyor diyorlar ama herkesin göz kapağı yapısı eyeliner için uygun değil. Kesinlikle, evet. Pekala, kaşların kırmızıya dönme sebebi nedir? O çok kötü. Kaşların kırmızıya dönme nedeni pigmentle ilgilidir. Yani pigmentlerin içerisinde demir oksit oranı eğer yüksekse o pigment süreç sonunda oksitlenerek kırmızıya çevirir. Bunu önlemek için bazı teknikler var elbette ama şimdi çok yeni ve akıllı pigmentler var. O akıllı pigmentler, şimdi marka tabii ki belirtemeyiz, hı hı, burada ama o akıllı pigmentler kesinlikle kırmızıya dönmezler. Organiktirler, içerisinde ağır metal ve demir oksit barındırmazlar. Doğal olarak cildinizden çıkış süresi kimyasal pigmentlere göre daha kısadır. Kimyasal bir pigmentle işlem 3 yılda yanırken organik pigmentle 1,5 yılda güzel bir şekilde açılır. Her zaman da söylerim, işlemin cildinizden çıkması çıkmamasından çok daha iyidir. Çıktıktan sonra alternatifiniz sizindir. Ama çıkmayan bir işlem sizi yorar süreçte. Kaş şekli değişiyor, düşebiliyor göz kapağı. Zamanla 5 yıl sonra göz kapağınızın bu gerginliği kalmıyor, o aşağıya düşüyor. Dudağımızın üstündeki doku aşağı inebiliyor vesaire. Yani o yüzden bir işlemin çıkması çıkmamasından daha hayırlıdır ve organik pigment kullanımı eğer çalışılırsa pigmentler kırmızıya dönmez. Kesinlikle. Peki dudak renklendirme uygulama sonrasında aynı görsellerdeki gibi çok koyu mu oluyor renk? O çok gelen bir soru. Hayır, tabii ki değil. Dudak renklendirme uygulaması yüzeyel bir işlem. Sizin gördüğünüz, hı-hı, işlem. Yani uygulamadan hemen sonra fotoğraflar çekilmiş, koyulmuş. Şimdi o üstündeki bir travmalı doku gibi düşünün.
O doku gidecek yani, çünkü biz onu kavlayacak. Çünkü o yaralandı artık. Nasıl bir yaramız var, kavlıyor ve gidiyor. O da onu öyle düşünün. %70 oranında dudak renklendirmede renk açılır. İlk 3-4 gün içerisinde açılır renk ve doğal tonlara dönmesi de bir 15 günü bulur. Yani gittikten sonra dudağınız çok softlaşır ve tekrar yerine gelmesi zaman alır. Yani dudak süngerimsi bir dokuya sahiptir. Verdiğimiz pigment içine emer, üst kabuk 3 gün sonra atar, sonra yavaş yavaş renklenme başlar ve 2 ay boyunca her gün dudağınızın biraz daha renklendiğini görürsünüz. 2 ay sonra da kontrole gelirsiniz. Öyle kalmaz. Harika. Yani. O zaman biraz size dönelim. Hedefleriniz neler bu yolda? Aslında çok hedeflerim ben çok uzun vadede yapmam. Yani işte 10 yıl sonraki hedefim şu değil. Yakın zaman hedefleri koyarım. 10 yıl sonraki hedefim çalışmamak, yani onu net söyleyeyim. Yani kendim çalışmadan gelir elde edebileceğim alana getirmek merkezimi. Yani onu hedefliyorum yani. Çünkü hayatım boyu çalışmayacağım elbette. Hedefim, iki tane hedefim var yapabilirsem. Bir tanesi bir kliniğe çevirmek. Öyle bir merkez edindim. Zaman içerisinde orayı bir kliniğe çevirmek. Hem güzellik kompleksi hem aynı zamanda tıbbi işlemlerin yapıldığı bir kompleks haline getirmek orayı. Bu birinci hedefim. Diğer hedefim ise bir eğitim akademi açmak. Yani bu konu eğitiminin verildiği, içinde başka birçok alanın da olduğu bir akademi açmak. Bu hedeflerimi yerine getirip işlemin, yani merkezin içerisinde birkaç yılımı verip ondan sonra da ben gitmeyi planlıyorum. Süper. Peki sizi en çok motive eden şey nedir? Geri dönüşler. Kesin olarak geri dönüşler. Yani ben hassas bir insanım. Kulağımın üstüne yatamam hiçbir konuda. İşlem yaptıktan sonra kişinin olumlu geri dönüşü. Anında geliyor zaten o. Yani sedyeden daha kalkarken mutluluklarını görmek. Tabii kameraya çekemiyoruz. Yani o an bütün de kameraya çekilse, o anları hep paylaşabilsek keşke. İnanılmaz mutlu kalkıyorlar. Ağlayanlar var. Kendilerini görüp inanamayanlar var. Çok değiştirir kalıcı makyaj insanı. O kadar güzel yapar ki hatlarını, o kadar güzel belirler ki. Onu kendilerinde gördüklerinde o geri dönüş beni çok mutlu ediyor. Çok. Harika. Motivasyon. Peki sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak sizin en güçlü yönünüz nedir? En güçlü yönüm, olabilecek her türlü olumsuzluğun bir hayra vesile olacağına inanmam ve pes etmemem. Yani bu konuda dirençliyimdir. Olma ihtimali olan her konu benim için olabilirliği olan ve mücadele edilmesi gereken bir konudur. Sadece imkansız gibi görünen şeyler için uğraşmam ama imkanlıysa onun için yöntem geliştiririm ve öngörüm çok yüksektir. En sevdiğim tarafım budur, öngörülü olmam bir de. Süper. Pekala, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Verdiğiniz bilgiler için de başarılar diliyorum size bu yolda. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili İş Bilen izleyicileri, bugün kalıcı makyaj ve güzellikten konuştuk. Konuğumuz kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı Rabia Alparslan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.